Arkadaşlar ES ev moduna hoş geldiniz. Nereden çıktı bu video diyeceksiniz. Düğünle ilgili o kadar güzel linçler vardı ki sezonu bekleyemedim ve kendi düğümümünün burada yapmaya karar verdik. Düğümümünün burada yapmaya karar verdik. Kiminle? Düğünün kız tarafı sevgili eşim Berfu Yenenler'le evimizde düğün linci çekeceğiz. Şimdi huzurlarınızda sevgili eşimi, bu yuvayı yapan dişi kuşumu. Çok kötü oldu. Hayır, çok komik. Güzel mi? İyi, tamam. O zaman dişi kuşumu, biricik aşkımı, ondan sonra birlikte linç yediğim, canımdan öte sevdiğim yavrumun anası Berfu Yenenleri elinde çayla birlikte buraya... O mükemmel çay içmesi imkansız olan bardaklarda. Evet. Evet. Aşkım hoş geldin. Hoş buldum. Gerçekten seninle evlendiğim için çok mutluyum. Bardaklardan dolayı mı? Çorba kasesinde çay içtiğim için o kadar gururluyum. Bak çok yakınız şu anda. Birazcık uzaklaş benden. Nasıl ya? Cimmem bu mu olacaktı ya? Suratına bakamıyorum. Çok yakınız. Evet, suratına. Ya inanamıyorum. Hayır aşkım, çok İğrenç başladık ya. Nasıl ya? Ne var mı suratımda yakında? Daha böyle kontak kurabileceğim bir mesafede dur benim. Kontak mı kuramıyorsun o kadar yakında? Şu an mıncırmak istiyorum. Tamam. Memnunum. Çocuk. Bebeğimiz. O da güzel. İçeride. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Geçen ultrasonda gördük. Belki gösteririz o resmi. Şeyde. Evet. Eşek kadar yanağı var. Yani böyle eşek gibi yanak var. İnanılmaz. Aşırı büyük bir çenesi var. Çenesi var. Yani yanağı. Kocaman. Böyle yanağı vardı ultrasonda böyle. Bir yanak vardı. Bir de bir yanak daha. Yanak var. Ben ultrasonda bir türlü çocuğun neresi olduğunu anlayamıyordum böyle. Çocuk meselesini çözemiyordum ama bu son ultrasonda ilk defa İki yanak var böyle. Net tespit edebildiğin tek organ yanak yani. Yanak oldu gerçekten. Çok yanaklı bir evlat geliyor. Maşallah. İnşallah hayırlısı da gelecek. Evet. Bu linç falan etkilemez değil mi yavrumuzu? Hayır. Tadını kaçırmaz değil mi? Hayır, o böyle Çünkü şey. Çünkü sert linçler var gerçekten. Vallahi bak. Hayır aşkım, akabilirsin. Akıyorum. Seni bekliyoruz. İlk lincimizi okuyorum hayırlısıyla. Evet, hazır mısın? Evet, Eser Yenenler'in damatlığı bence daha kötü olamazdı. O ayakkabı falan neydi öyle ya? Evleniyorsun be adam. Eşinin gelinliği de gece kıyafeti gibiydi. Gelinlik denen şeyin asaleti vardır. Kısacası karı koca iyi çift olmuşlar. Övüyor mu, gömüyor mu? Sonradan olumluya bağlamış ama bari. Bence olumluya bağlamamış. Karı koca iyi çift olmuşlar. Yani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş gibi bir şey. Evet, ikisi de iğrenç demiş. İkisi de iğrenç yani. Allah ikisini de kahretsin tarzı bir şey. Kahretsin dememiş. İkisinin de zevkleri çok iğrenç gibi demiş. Yani benim damatlığımı... madem öyle şey yapıyoruz, halayda sen beni şey yaptın. Damatlığımı sen seçtin. Damatlığımı rengini. Ben seçtim. Evet, damatlığı rengine falan sen karar verdin. Evet. Gelinliğini de... Damatın bedenini ben seçmedim yani, o mecburi bir durumdu. Ama böyle bedende bir damat seçtin yani, o ne demek yani, bedeni ben seçmedim de. Gelinlik? Gelinliği de ben seçtim tabii ki de. O gece kıyafeti gibiydi dediğin ne ya? Acaba after kıyafetine mi diyor? After... O gelinlik değil yani, o kısa bir kıyafet. Onu gelinlik mi zannetti acaba? Eser Yenenler'in düğününde neden herkes Seda Sayan'da fotoğraf çektirmiş? Diye sormuş. Gerçekten. Yani düğünde biz de Seda Sayan'la fotoğraf çekildik. Çünkü Seda Sayan'ı görünce Seda Sayan'la fotoğraf çekilirsin. Bence bundan doğal bir... Düğündeki en ünlü Seda Sayan'dı gerçekten ve... Ve o hep ünlüydü yani. Ben çok küçükken de ünlüydü. Şimdi büyüdüm, çocuğum oluyor. Çocuğum çok küçükken de ünlü olacak yani. Hep ünlü mü? Hep ünlü ve çok ünlü yani. Evet. Aşırı tatlı. Bir de şey çok konuşuldu. Acun abiyle şey çektiler ya. Baby filtresi. Baby filtresi çok konuşuldu. Ama bu arada normalde de bence baby filtreli gibi. Sadece birazcık daha burun hatları belli oluyor gerçekten. Onun için de çok genç gösteriyor yani. Bence de. Gerçekten çok genç gösteriyor. Ama mesela bak, kadın geldi düğüne. İşte çok estiği için de biraz erken ayrıldı. Çok teşekkür ederiz buradan Seda Sayan'a, sevgiler. Gelmesi de çok tatlıydı, evet. Gelmesi inanılmazdı. Ama kendini mesela konuşturtmayı da bildi, anladın mı? Mesela geldi kadın. Gerekeni yaptı ve gerekeni yaptı. Baby filtre tak tak selamını verdi gitti. Eser Yenenler, o kadar param var, git mide ameliyatı ol. Boşuna uğraşmışım ben. Gidemedin ama koltuk o kadar alacak ki kalkamadım. Şu aldığın koltuğa bak ya. Tamam yani, çok güzel, çok estetik de şaka yapmak için bile kalkamadım ya. Hayır.
Midemi bulandırıyorsunuz. Senin o bulanan mideni alsınlar inşallah. Terbiyesiz. Şuna nasıl miden bulanır gerçekten ya? Çok tatlı bu fotoğrafımız ya. Hiç de bulandıran bir yanımız yok yani. Yani şu göründen sonra hiçbir kankin biz kanka izlemesin. Her şeyi göze alabilmek. Eserlerine ne sevildiğini bil. He bu şey. Seni zıplatmak. Beni zıplatmak videosu. Dur şurada açam bakayım. Ben de bir... Bak o videoyu gerçekten izlemek istiyorum. Çünkü birileri altıma girdi böyle atacak diye beni. Yani başta inanmadım. Dedim yani herhalde kimse o topa girmez falan. Gerçekten çok vefakar, çok cefakar, çok güçlü, çok emektar dostlarım var. Gerçekten beni atıyorlar ama. Düğünümüzde hiç tanımadığımız biri vardı. O da oradaydı mesela. Ama olmasaydı ben seni biraz zor kaldırdım. Evet o biraz o kimdi gerçekten her yerdeydi. Asla tanımadığımız biri düğüne geldi ve... Ama kritik yerlerde bak burada çocuk beni atıyor havaya atıyor. Ve havaya attı ve görevim tamamen düğüne ayrıldı yani. Beni atma geçiyor. Ve inanılmaz smokingdi falan. Eser'den daha çok damatlıydı. Böyle penguen gibi geziyordu. Ve adamın boyu 2-10 falan da aşırı fazlaydı yani. Buruktum ama zaten yani. Seni çok iyi tanıyanlar atmamış. Mesela Oğuz yok, İbo yok. Yani gözü alamamış yani onları çok iyi bildiği için senin cüsseni. Evet, her gibi burada bir... Böyle seni çok atar yani hani atarız ya. Aynen atarız ya diyenler var orada. Beni havaya atıp tutan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Helal olsun. Ömür boyu unutamayacağım bir andı. Şeyi merak ediyorum, Eser Erenler acaba düğünden sonra düğüne gelen linçlerle linç çekecek mi? Hayır, kral. Gerçekten bir insan Eser Erenler'le neden evlenir AQ? Bir insan Eser Erenler'le neden evlenir? Çok tatlı bir çocuksun. Çok tatlı. Şuna bakın şimdi. Sana girsin. Ben bu internette Eser Erenler'in halayını görmek için mi para veriyorum? Bu çok güzelmiş ya. Çok güzel. Gerçekten evet. Yani o dönemde şey oldu bir de ya. Çok yani sadece dansın halay kısmı çıktı arkadaşlar. Yani dans 2,5 dakikalık bir danstı. Onu böyle bir kere bir provasını yaptık. Bir tane dansçı arkadaşlarımız böyle bize bir şeyler gösterdi ama öyle net bir hazırlık durumu yoktu. Ondan sonra sadece yani bir yerinde halay vardı. Halay çok büyütüldü ya. Halay aslında 10 saniye bile değildi yani. Belki 5 saniye falan ama... Çok mu şey oldu? Ama sadece o 5 saniyeyi ve 38 tekrarda oynattıkları için... Ama o gün gerçekten insanlar böyle internete bakarken bence... Ben mesela düğündekiler bir kere gördü seni halay çekerken. İnternete bakanlar 500 kere falan görmüştür yani. Evet. Her yerde Eser halay çekiyordu yani. Öteki gün baktığımda telefonuma... Ya aslında normalde... Bütün her yerde elinde peçete sallıyordun. Evet. O yüzden bence haklılar birazcık ya. O kadar fazla halay çekmene gerek yok. Peçeteye de evet, peçeteye gerek yokmuş ya. Yani gerek yokmuş derken bence vardı, bence güzeldi. Bence güzeldi. Evet. Yani orada hani figürler böyle bir country ile Anadolu'yu karıştırdığımız değişik bir tarz yarattık. Eser Erenler, sen ne yapıyorsun Amk'e? Hayır, şunu dizim yok. Amk be. Hayır ya. Hadi ya. Eser Erenler, sen ne yapıyorsun Amk? Sen ne yapıyorsun Amk? Serena sen ne yapıyorsun? Genel olarak bu ne yapıyorsun? Düşünsenize sabah uyanıyorsunuz ve yanınızda Eser Erenler oluyor. Ve her sabah. Çok güzel bir şey. Ya bırak çok güzelmiş. Çok güzel bir şey. Sabahları ben böyle kendimi aynada görmek istemiyorum. Gerçekten yani Allah sana kolaylık versin. Hayır ben her sabah kalkıp seni seviyorum. Mıncıklıyorum. Neden? Fık 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 yapıyorum. Ben böyle gerçekten uyandığımda hafif tombik de olduğum için böyle yatakta oluyor, perişan oluyor böyle suratım sağa sola yumuk. Nefret ediyorum ben kendimden. Hemencik seviyorum. Ya Eser o kadar lezzetli olan ne? Bu benim hayatımda gördüğüm en iyi şişman linci. Gerçekten en iyisi. Gerçekten birkaç yiyecek var dayanamadığım. Onlar beni ne diyeyim şey yapıyor ya. Yani. Ağzım sulandı ya. Onlar beni bir kopartıyorlar. Bu kadar lezzetli olan ne? Gerçekten belli yiyecekler var. Mesela bunların içinde mesela diyetteyken kıymalı börek. Bu çok lezzetli bir şey. Yani, diyetteyken mi sadece? Yani genel yani hayatımın her döneminde kıymalı börekle bir şeyim var. Diyet bozulduğunda ilk onu yiyorum. Başka? Kumpir çok seviyorsun. Kumpir. Ya kumpiri getirdikleri paketi bile yemek istiyor yani böyle saçma bir şey ben ömrümde görmedim ya. İki ayrı kumpir istiyor ve sonra patateslerini de yiyor ikisinin yani dış kabuklarını da yiyor. Çıtırsa
İkisinde değil, birinin çıtır böyle o kabukları ya, müthiş bir anda. Ve şöyle bir problem var, sen çok hızlı yemek yiyorsun yani. Çok hızlı yemek yiyorsun. Oğlum çok güzel lan. Düğününde Şakir'e para ödemiyorsun. Kankaların Murat Boz, Murat Dağkılıç vesaire. Vesaire mi? Çocukları pistten alalım sözleri yok. Herkes aynı kafada. Eğlencenin dibine vuruluyor. Çok güzel be. Sonsuz mutluluklar. Gerçekten çok eğlendik ama düğünde. Her The Lumineers dinlediğimde gözümün önünden Eser Erener halay çekiyor. Bu görüntüyü nasıl unutabilirim? Asla unutamayacaksın. Asla unutamayacaksın. Bu arada gerçekten The Lumineers şarkı aşkım sana ait, tebrik ediyorum. Şarkıyı ben seçtim. Gerçekten çok tatlı bir şarkı. Valla güzel oldu şarkı. Ben de sen de çok seviyordun o şarkıyı. Biz seviyoruz seni. Evet, düğün şarkısı şarkı olarak da. Eser Erener kadar oynayamayan damat daha önce görmemişsin gerçekten. Ya oynadın yani, sen niye böyle söylüyorlar anlamadım. Şey, koluna girip dönüş var ya, onu yapamadım. Evet, onu yapamadım. O gerçekten şişko. Bak şu an yaparım, o sıra yapamadım biliyor musun? Evet. O sıra ayağımı tekini kaldırıp tekine veremedim ağırlığımı. Evet, doğru. Düşünsene koca Eser Erener, Allah'ım kabus gibi. Hayır, hiç de öyle değil. Çok tatlı bir kocam var. Hiç düşünmüyorsunuz şunları yazarken Eser Erener'de okur mu bir gün diye. Allah'ım kabus gibiymiş. Sen dress code Bohemian Summer chic yap, sonra da halay çek. Oldu mu şimdi? Aşkım gerçekten bu konuyu açtık. Bohemian Summer chic yazdık dress code'a ve düğünden önceki hafta bütün herkes Bohemian ne, chic ne, biz ne giyeceğiz kanka diye WhatsApp gruplarında bizi gömdüler. Beni herkes aradı. Kanka yapacağın düğüne dress koduna başlayayım diye böyle fırçalar yedim. Bohemian chic nereden çıktı aşkım, söyler misin? Ya şöyle ki biz kendimiz rahat giymek istedik. Yani spor ayakkabı giyecektik. Ona kesin karar vermiştik. İnsanlar da kadınların böyle topuklu ayakkabıyla kumda gezmesi, çimende gezmesi falan çok zor oluyor. Yani ben kendim bildiğim için. Eser de sen kendi kankaların şey giysin istemedin, smoking giysin istemedin yani. Evet, evet. Ve zaten giyecek bir yer değil yani, kum da orası. Sonra biz düşündük ne yapalım, ne edelim falan diye. Şeyde de davetiye de salaş gelin yazamayacağımız için, yani salaş ve yıkık gelin yazamayacağımız için. Yıkık çok güzel. Yıkık. Ama Acunay falan bayağı bohemin çik gelmişti yani. Evet evet, herkes giyincin. Bohemin çik gelen kimdi sence? Dalkılıç, Dalkılıç da Boz da çok iyiydi. Boğaz'ın da takım çözdü. İbo'nunki de çok. Ya bence 4'ü çok iyiydi. Doğru. Düğünün en coşkulu, en eğlenen insanlardan biri bence İbo'ydu. Ya bizleri yakabilir miyiz? Biz sizle geçeceğiz. Düğünün enini İbo seçiyorum. Hani genel en. Hani en iyi giyinen, en çok dans eden, en çok düğünün en iyi yiyen, içen, oynayan, gönül yapan evet falan. Gerçekten İbo en müthiş bir performans sergiledi. Tam bir sadıç mı deniyor, ne deniyor? Sadıç. Tam bir sadıç. O orayla ilgilendi, Oğuz sahne müzikle ilgilendi. Evet. Dalkılıç çok aktifti. Evet. Murat ağır toplarla ilgilendi. Boz. Boz, evet. Acun abi, Seda Sayan orayla ilgilendi. Yılmaz Erdoğan da bütün çok tatlıydı gerçekten. Akrabalara çok yakındı. Teyzemle teyze oldu, eniştemle enişte oldu. Böyle amcamla amcam oldu. Gerçekten çok tatlıydı ya. Yılmaz abi gerçekten böyle bir aile büyüğü gibi oldu. Çok güzeldi. Çok hisliydi böyle, en son bana sarılıp ağladı falan birazcık. Böyle ay dedi, canım oğlumla evleniyorsun falan. Ya müthiş tam ya. Hocam, hocam. Eser Erener bu oynamadan sonra gelin kaçmadıysa bir daha kaçmaz. Kaçmadım. İyi bari Eser Erener kızı yemek yerine evlenmeyi düşünebilmiş. Ay ne kadar komik, inanamıyorum. Böyle şakalar yapmayın lan. Yapmayın. Bunları izleyip gülüyoruz biz sonra. Eser Erener seni linç edelim diye böyle davranıyorsun değil mi? Yemezler. Yakalandık. Yakalandık. Şirek ve Prenses Fiona. Yeni bir animasyona benzetildik maşallah. Şirek ve Prenses Fiona'nın kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Şirek köpek balığı mı? Niye gülüyorsun? Ya ben Şirek değil köpek balığı olan ya. Şirek nasıl bir tip? Yeşil bir dev olan Şirek ve onun yeşil sevgilisi olan da Fiona. Ha. Abi mümkünse sen bir daha damatlık giyme. Mümkünse giyme aşkım. Yani. Bence de giymeyeyim mümkünse yani. Mümkünse giyme. Evet aşkım, ne işlerimiz bu kadar. Nasıl bir duyguydu?
kendini linç etmek insanların karşısında nasıl hissettin? Ben seviyorum linç çekmeni falan. Programdaki linç bölümünü de çok seviyorum. Programa gelenlere linç bulmayı da çok seviyorum. Evet, bazı linçleri ben linçleri çok seviyorum. Linç bence süper yani. Evet, gerçekten güzel. O yüzden linç edilince de hiç tadım kaçmadı, iyiyim yani. Benim de. Bu bende yani o kadar linç etmeye alışmışım ki tatile girince böyle bir linç lincim, evet, lincim coştu. Lincim gelmişti. O yüzden bu düğün linçleri çok güzel oldu. Güzel oldu. Vallahi bekleriz. Ev modu da böyle... Burası bizim gerçekten evimiz bu arada. Memnun musun benim yani, konuk aldığını? Aldım mı, memnunum. Ev de güzel. İstediğim bir konuk türü oldu. Koltuk da harika. Öyle bir koltuk aldık ki dikkat ederseniz kamera düşmüyor. Biz yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Çöküyor koltuk yavaş yavaş. Bu bir yer sofrası aşkım. Yani bu bir koltuk değil, haberin artık olsun. Artık bir yer sofrası alırsak bu çok tamamlanıyor güzel. Mu? Sonra başka videoları evin başka yerlerinde çekelim. Gemide neler var. Göstereceğim ha, size. Bilin neler var. Berfan'ın seçtiği nice şeyleri göreceğiz. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.